şunu da ifade etmek lazım. Bugün Müslümanların arasında birlik beraberlikten bahsediyoruz ya. Bir adama, bir hocaya bir şey söylüyorsun. Hocam sana yakışıyor bu, Müslümanların birlik beraberliğine zarar veren bir şey bu. Kardeşim, Müslümanların birlik beraberliği derken itikadi noktada sıkıntılı bir adam varsa bu adamın sıkıntısını ifşa etmek zorundasın. Bu Müslümanların birlik beraberliğine zarar vermez. Daha çok Müslümanların birlik beraberliğini kuvvetleştirir. Şimdi bugün bazı piyasada meşhur hocalar var. Kendileri videolarda bir sürü şey söylüyorlar. Tarikatla alakalı söylüyorlar, rabıta ile alakalı söylüyorlar, onunla alakalı söylüyorlar, bununla alakalı söylüyorlar. Şeyh efendilerle alakalı konuşuyorlar, konuşuyorlar kendileri videolarda. Onlara cevap verildiği zaman da çok uyanık, cevap vermeyeceğim. Ümmetin birliği için cevap vermeyeceğim diyor bu sefer. Ümmetin birliği için cevap ver. E madem ümmetin birliğini düşünüyorsun, ama niye kendi videolarında efendim diğerlerine karşı insanlara tavır aldırıyorsun? Bu da şark kurnazlığı dediğimiz bir hadise. He? Bencillik. Uyanıklık yapıyor. Kendisini avantajlı duruma getiriyor. Nedir? Ben cevap vermeyeceğim. Ama halbuki onun için bugün bazı hocaların sıkıntılı görüşleri ifşa etmesi ümmetin birliğine zarar vermez. Aksine ümmetin birliğini kuvvetleştirir. Çünkü hakikati ifade ediyorsun. Doğruyu söylüyorsun. Böyle bir durum var. Ümmetin birliğine zarar vermesin. Hayır, ümmetin birliği, biz evvela burada bahsedilen efendim farklı düşünce, itikadi anlamda bir adam farklıysa kardeşim, ben onunla aynı çatı altına giremem. Bir adam Hazreti Ayşe'yi sövüyorsa radıyallahu anh, ben onunla aynı çatı altına giremem. Bir adam Hazreti Muaviye'yi sövüyorsa radıyallahu anh, Hazreti Muaviye ile alakalı eğer müritlerine onu öven de söven de buraya gelmesin diyorsa, ben o adamla aynı çatı altına giremem. Niye? Hazreti Muaviye çünkü benim namusumdur. Hazreti Ayşe benim namusumdur. Tamam mı? Diğer Allah dostları benim namusumdur. Radıyallahu anhum. Rahimahumullah. Dolayısıyla burada tavrımız belli. Ama adam namaz kılıyor. Hayır. İtikadi noktada sıkıntılıysa bak, Hazreti Ebu Bekir ne yaptı radıyallahu anh? Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatından sonra insanlar yavaş yavaş dinden tavizler vermeye başladılar. Kimi kalktı dedi ki ben zekat vermeyeceğim dedi. Hazreti Ömer gibi celalet sahibi, sinirli, agresif, yani İslami konularda öyle bir sahabinin bile çekimser kaldığı konuda Hazreti Ebubekir ne dedi? Bu adamlar zekat verinceye kadar ben onlarla savaşacağım dedi. Ne demedi? Ya kardeşim geri duralım, gel barışalım, konuşalım, edelim. Olur bak, Müslümanlar arasında birlik beraberlik efendim bölünmesin. Böyle bir şey söylemedi ya. Kılıç çekti. Neden? Çünkü efendim sıkıntı var. İtikadi anlamda sıkıntı var.